Botoks uygulaması yüzümüzdeki veya vücudumuzdaki kırışıklıklara botoks enjeksiyonla geçici tedavi yöntemidir. Botoks uygulaması ile özellikle alın bölgemizdeki yatay çizgileri ortadan kaldırılabiliyor. Ya da iki kaş aramızdaki dikey çizgiler, bunlar çatık kaş ya da kızgınlık ifadesi verir, o çizgileri ortadan kaldırabiliyoruz. Ya da göz lateralinin yani dış tarafındaki olan çizgiler, kazaya çizgileri deriz bunlar. Bunlar da yaşlanmayı gösteren çizgilerdir. Bunları ortadan kaldırılabiliyor. Aynı şekilde burun yan tarafındaki bunny line dediğimiz çizgileri müdahale edilebilir. Ya da burun ucundaki düşüklüğü botoks enjeksiyonuyla hafif burun ucu yukarı kaldırabilir burun yapısı uygunsa. Ya da kaşımızın 1/3 dış tarafını botoks enjeksiyonuyla yukarı doğru ele ve yani kaldırılabiliyor. Ya da ağız kenarı, ağız çevresindeki dikey çizgiler, bunlar yaşlandığımızda daha da bir ortaya çıkar. Ya da çene ucumuzdaki Arnavut kaldırımı tarzındaki görünümü ortadan kısmı olarak kaldırabiliyoruz. Aşağı doğru indiğimizde boyun bölgemizdeki yatay çizgiler ve dikey çizgilere müdahale edilerek oradaki yaşlılık belirtilerini de kısmı olarak ortadan kaldırılabiliyor. Botoks sadece yüzümüzdeki kırışıklık tedavisine uygulanmıyor. Aynı şekilde terleme de çok etkili bir tedavi yöntemidir. El avuç içindeki terlemelere, koltuk altındaki terlemelere ya da ayaktaki terlemelere yönelik de botoks enjeksiyonu yapılabiliyor. Botoks uygulamasından sonra 2 ile 3. gün içinde etkisini göstermeye başlar. 5. gün ile 7. gün arasında tam etkisi ortaya çıkar. Süre olarak ise 3. aya kadar etkinliği sürer. 3. aydan sonra etkinliği azalmaya başlar ve 6. aya kadar sonlanır. Yani botoksun etkinliği tam olarak sonlanması 6. ayı bulur.